Obama yönetimine yakınlığıyla bilinen Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Türkiye uzmanı Michael Wers YPG'nin Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede Amerika'nın askeri müttefiki olduğunu, Türkiye'nin buna alışması gerektiğini söyledi. Vers, Amerika ile ilişkilerde ise Türkiye'nin endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığı görüşünde. Türk-Amerikan ilişkilerinin durumundan endişe etmeye gerek olmadığı kanısındayım. Ne olursa olsun ilişkiler güçlü kalmaya devam edecek. Çünkü öyle olmalı. İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Ancak şu net ki özellikle Türkiye yetkililerin son dönemdeki açıklamaları faydalı değil. Burada insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Türkiye ve PYD arasında seçim yapmalı dediğinde George W Bush'un ya bizimlesiniz ya da bize karşı sözünü hatırladı. Uluslararası ilişkiler karmaşık bir alan, siyah beyaz değil. Green'in tonları şeklinde işler. YPG'nin Amerika'nın askeri müttefiki olduğu açık bir süredir öyle. Bundan sonra da devam edecek. Amerika'nın durumu ve pozisyonu değişmedi. Türkiye'nin buna alışması gerektiğini düşünüyorum. Vers, sınırda IŞİD yerine Kürtlerin olmasının Amerika'dan çok Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirtti. This is more in Sınırda IŞİD yerine Kürtler olması Türkiye için daha iyi. Bu Amerika'dan çok Türkiye'nin çıkarına ve bence insanlar bunu anlamalı. Türkiye IŞİD'e karşı son 1-2 yıl öncesine göre çok daha aktif. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere Türk siyasetçileri öfkeli söylemleri bir yana bırakıp bir düşünürse PYD ile gergin ilişkileri daha da kızıştırmanın ulusal çıkarlarına hizmet etmediğini anlarlar. Salih Müslim'in Ankara'ya ziyaretler düzenlediği zamanlara geri dönmeliyiz. Amerika, Türkiye ve Kürt güçleri arasında bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var. Vers, Güneydoğu'daki durumun ise sürdürülemez olduğu görüşünde. Güneydoğu'daki durum, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi sürdürülemez. Herkes bunun net farkında olmalı. Ne PKK ne de Türk hükümeti bu itilafı askeri yolla çözebilir. Yapılması gereken, iki tarafta da mümkün olduğu kadar hızlı biçimde müzakere masasına geri dönmenin yollarını bulmak. Amerika'nın bu doğrultudaki her türlü süreci desteklemeye hazır olacağını düşünüyorum. Ancak ana aktörler Türkiye'de. Türkler ve Kürtler bu meseleyi çözmeli. Bu acil bir konu. Silopi, Cizre ve Sur gibi yerlerden gördüğümüz manzaralar çok rahatsız edici ve bu son bulmalı. Bazı kesimlerde çatışmaların kontrolden çıktığına dair işaretler var ve bu Türkiye'nin çıkarına değil. Vers, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu da söyledi. Türkiye'nin anayasa reformuna ihtiyacı olduğu konusunda herkes hemfikir. Anayasa 1980'li yıllara dayanıyor. Zaman içinde anayasa metni değiştirildi. Ama Türkiye'de ifade özgürlüğünü, azınlık haklarını, bu hakların Türk toplumu içinde tanınmasına güvence altına alacak yeni bir siyasi temele ihtiyaç var. Bu, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak. Türkiye müthiş bir ekonomik modernizasyondan geçti. Bunu siyasi modernizasyonun izleyeceğinden hiç kuşkum yok. Alman asıllı Amerikalı uzman Amerika'nın hayati çıkarlarının Türkiye ile mümkün olan en yakın ilişkileri korumakta yattığını belirtti. Mehmet Toroğlu Amerika'nın Sesi Washington